Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklar yeniden ortaya çıktı. En çok şikayet edilen, bitmeyense kuru öksürük. Aydınlılar kuru öksürüğün en çok çocuklarda görüldüğünü söyledi. Çocuklarda var, evet. Öksürüyor mu o da? Öksürüyor, evet. Peki doktora gittiniz mi bunun için? Ya doktorlara gidiyoruz. Genel olarak bir salgın olduğunu söylüyorlar şu sıralar. Salgın varmış bayağı. Ne zamandan beri öksürüyor? Yani bir aydan beri var çocuklarda. Hayır, şu an bir sorun yok. Çocukta var mı? Var. Bir problem. Var. Ne zamandan beri öksürüyor? İki aydan beri falan. İki aydır öksürüyor. Doktora gittiniz mi? Gittik. Ona geldik buraya. Ne diyor doktorlar? Bronşit dediler şu an. Öksürüyor musunuz? Vallahi bir ay öncesine kadar çok öksürüyorduk ama şimdi fazla değil. Peki doktora gittiniz mi? Gittik. Doktor da yani bu aylarda özellikle birçok virüsün bir arada olduğundan dolayı sık sık görülen bir rahatsız olduğunu söyledi. Çocuk devam mı? Ediyor, evet. Hala devam ediyor. Ediyor. O geçmeyen. Ne zamandan beri öksürüyor? Yaklaşık 1,5 aydan beri öksürüyor. Evet. Onun için de doktora gittik. Gittik, evet evet. Bir ara ateşlendi, hatta antibiyotik tedavisi vardı. Şimdi biraz daha iyi. Ona da söyle. Evet. Merhaba. Sen öksürüyor musun? Ne zamandan beri öksürüyorsun? Çünkü şurup içmiştim. Ha, şurup içtin? Evet. İyileştin mi? Evet. Okula gidiyor musun? Arkadaşların öksürüyor mu? Evet. Hepsi mi öksürüyor? Evet. Peki öksürmemek için ne yapmalılar? Bir çorcumuzu. Maske takılabilir değil mi? Evet. Ben kendim öksürmüyorum ama çocukta çok yaşadık bunu. Peki ne zamandan beri öksürüğü var? Yani Eylül'den beri 15 günde bir götürüp antibiyotik aldık. Doktora gittik. Doktora gittik, evet. Doktor ne diyor? Doktor yani bunun bir salgın olduğunu söylüyor. Yani geçmeyeceğini, öyle idare edeceğiz. 1-2 ay sonra geçeceğini söylüyor. Ama Eylül'den beri var yani. Eylül'den beri var, evet. Çocukta çok yaşıyorum, okula da gidiyor. Yani soğuk alıyor, rüzgar almayacağını söyledi. O kadar. O zamanlarda öksürüyor musunuz? Evet, öksürüyorum. Sizce neden, doktora gittiniz mi? Doktora gitmedim. Artık doktoru çok tercih etmiyorum. Ne zamandan beri öksürüğünüz var? 2-3 gündür. Salgın gibi bir şey mi var? Boğazlarımdan mı? Ya da yeni bir hastalık mı, grip mi? Yani başka bir şeyim yok ama öksürük, boğaz, seslerim kısıldı. Öyle. Öksürüyor musun? Ya hayır. Bacı valla insanlar kendine bassalar, soğuğa sıcağa çıkmasalar, kendine bassalar bir şey de olmaz. Sen hiç öksürmüyorsun galiba. Hayır. Maşallah. Sonra içmiyorum, bir şey yapmıyorum. Öksürük var mı? Var. Ne zamandan beri var? Vallahi bu 1,5 ay falan var. 1,5 aydır öksürüyorsun. Doktora evet. Gittin mi? Gittim. İlaç falan verdiler. Balgam çok çıkıyor. Neden öksürüyormuşsun peki? Ben onu bilmiyorum. Ha, doktor bir şey demedi mi? Vallahi bir şey demedi. Kuru öksürüğü uzmanlara sorduğumuzda da uzmanların da önerisi bol C vitamini ve bol su içmek. Çocuklarda solunum yolu malum kış mevsimi, her ne kadar alıştığımız kış mevsimi gibi olmasa da yine soğuk havaların etkisiyle solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı, bir takım alerjik çevre faktörlerine bağlı öksürük söz konusu olabilir. Solunum yolu hastalıkları bulaşıcı özelliği olan hastalıklar, özellikle viral kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarında şüphesiz ki bu okulla beraber daha artış gösteriyordur. Peki ailelere neler önerirsiniz? Ya mümkün olduğunca bu dönem için bence bir korunmayı önemsemek gerekiyor. Yani enfeksiyon şüphesi olan, öksürüğü olan çocuğun o birkaç gün içinde okula gitmemesi bence yanlış olmaz. Çünkü o okula gittiği zaman bütün arkadaş grubu yaşıtlarını da enfekte etme riski doğuyor. Onun dışında bol su tüketmek önemli öksürükte. Çünkü bazen alerjen tozlar da solunum yoluna yapışıp öksürüğü tetikleyebilir. Bol su tüketimi burada faydalı olabilir. Ve şüphesiz ki tabii dirençli, hiçbir şekilde geçmeyen bir öksürükte bir doktora görünmelerinde, bir çocuk hastalıkları uzmanına görünmelerinde fayda var.
Okul çağı çocukları birbirleriyle sıkı etkileşiyorlar. Solunum yoluyla bulaştığı için bu virüsler, el hijyeni, okulda sık sık yıkamıyorlar. Belki o nedenle birbirlerine, yani onları ayıramazsınız. Temas ediyorlar yakın. Çünkü sosyal bir hepimiz sosyaliz. Çocuklarda daha sıkı ilişki içerisindeler. O nedenle çocuklarda bu çok tetikleniyor ve hatta öğretmen hastalar geliyor bize sürekli. Küçük kreş çocuğu hocaları, öğretmenleri geliyor. Bir bakıyoruz. Sürekli aynı çocuklar gibi onlarda da sürekli bu etki devam ediyor. Peki bu durumda aileler ne yapmalı sizce? Ne gibi önlemler almalılar? Şimdi bu en güzel aslında konu bu. Bir kere her şeyden önce ta ilk başta, yani bu salgın ilk başladığında grip aşısını normalde bu okul çocukları, sıkı kontakt olan yerlerde çalışan kişiler, mesela sağlık çalışanları, kreş çalışanları, huzurevi çalışanlarının aşılanması gerekiyor. Yani bireysel korunma için. Ayrıca bireysel korunma adına da el hijyenini, işte maske, mesafe, hijyen yani kuralına uymaya devam etmemiz gerekiyordu. Belki sağlıklı beslenme, yani dengeli, işte vitaminlerini, minerallerini düzgün bir şey. Yani mesela sadece karbonhidrattan ziyade çocuklar mesela hep patates kızartması, köfte falan yiyelim ama C vitamini de almaya ihtiyacımız var. Ve bizim normalde meyveyle, sebzeyle aldıklarımız bazen yetmeyebiliyor. Böyle hafif nezle olduk, grip olduk, soğuk algınlığı var çevremizde, ekstra C vitamini gibi takviyeler de alabiliriz. Çinko, magnezyum gibi minerallere de ihtiyacımız var. Onları da belki biraz desteklersek ve tabii ki hastaysa bir kişi okula gitmesin, istirahat etsin. Bir süre evde işte anne çorbası, tavuk suyu çorba, paça çorbası gibi, turşu, tarhana çorbası gibi beslenmelerle immün sistemi güçlendirebilir. İstirahat, iyi uyku, sigara içiyorsa sigara içilmesinden uzak durulması lazım. Ve aynı zamanda da yani sadece hani sigara içmek değil de mesela altta yatan kronik hastalıkları var. Onların da kontrolü önemli. Şekeri varsa diyetine uyacak, tansiyon ilacını alacak. Mesela belki hani kardiyolojik bir takım yan etkiler açısından da hem tansiyonun hem de kalp ritminin düzeni için bazen çok ağır enfeksiyonlar da istirahat de gerekebilir. İşte kan sulandırıcı ilacını kullanması gerekebilir erişkin kişilerin. Bunun gibi önlemler, tabii COVID aşılarının zamanı geçtiyse 6 ay örneğin, tekrarlanması özellikle yaşlı profilde önemli. Mesela küçük çocuklarla yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar daha kırılgan oluyorlar. Onlarda enfeksiyon daha ağır geçiyor. O yaşlı gruba daha bir özen göstererek, ihtimam göstererek tedavilerde dediğim gibi eğer komplikasyon gelişti, sinüzit olduysa belki antibiyotikler de ilave edebilir ama bunun dışında işte nezle ise nezleye yönelik tedaviler olabilir. Sıvı, bol sıvı içilmesi, günde 1,5 litreden fazla. Bunun gibi önlemler öneriyoruz.